Bugün biraz size İngilizce slang, ama bu British English slang'den bahsedeceğim. Yani bunlar aslında ders kitaplarında çok da yer verilmeyen şeyler. Daha çok günlük konuşmada, televizyon programlarında, dizilerde karşınıza çıkabilecek ifadeler ve çok sıkça kullanılan ifadeler. Slang deniyor bunlara, ancak hani Türkçe mealine, karşılığına baktığınızda argo diye bir karşılık verilmiş, ama öyle bizim bildiğimiz o çok küfürlü vesaire argo olarak düşünmeyin. Onun dışında böyle gayet normal ifadeler de var. Tabii küfürlü ifadeler de vardı, ama bugün size daha çok daha üsluplu, daha üsturuplu ifadelerden örnekler vereceğim. Başlayalım o zaman. Bu ifadeler çok informal, yani sizli bizli ifadeler değil, daha çok sen, ben, yapsana, etsene gibi ifadeler ve genelde aileyle, işte arkadaşlarla, dostlarla konuşurken çok kullanılan ifadeler ve yazarken kullanılan ifadeler. Hani burada söyleyeceğim ifadeleri böyle çok yakınınız olmayan insanlarla kullanmayın. Tuhaf karşılanır, hani kötü bir duruma düşmezsiniz ama tuhaf karşılanır ve samimiyetsiz, çok aşırı samimi bulunursunuz. Yani hoş bir şey, izlenim bırakmazsınız bunları kullanırsanız. Hayya! İlki bu hi, hello ifadelerinin dışında çokça karşılaşacağınız haya ifadesi, merhaba anlamında kullanılıyor. Bu sözlü olarak konuşmalarda da geçiyor, artı yazı dilinde de çok kullanılıyor. Haya! Şimdi yes ve no karşılık vereceğiniz zaman, hani yes ve no diyorsunuz ama hani onun dışında kullanılan you bet. Mesela have you ordered tea diyor size arkadaşınız, you bet. Evet anlamında kullanıyor. Yani you bet. No anlamında ifadelerde işte mesela daha slang olanı nope. Nope. İşte have you ordered tea diyen birine nope. Hayır anlamında karşılık verebilirsiniz. Başka bir no ifadesi. Bunu çok seviyorum. Do you fancy going to the cinema tonight diyor bir arkadaşınız size, diyor ki işte akşama sinemaya gidelim mi? Do you fancy going to the cinema? Siz de nah diyorsunuz. Nah. Yani hayır anlamında, istemiyorum. Nah işte. No anlamında. Bu benim en favorim. Böyle gevşek gevşek nah yapıyorsunuz. No anlamında, hayır anlamında. Şimdi bir diğer belki buraya geldiğinizde ya da duyduğunuzda şaşırabileceğiniz şey cheers. Aslında bu cheers hani böyle kadeh kaldırdığımızda şerefe şeklinde anlama gelecek şekilde kullanılır. Bu şekilde bilinir genel olarak, ama cheers aslında burada çokça kullanılıyor. Yani gün içerisinde 5-10 kere, belki 20 kere eğer dolaşıyorsanız, bir yerlere gidiyorsanız çok sıkça duyacağınız bir ifadedir. Ve burada thank you anlamında, teşekkür etmek anlamında kullanılır. Yani ilginç bir şeydir. İlk geldiğinizde ilginç karşılayacağınız bir durumdur. Ama goodbye. Bye bye. Bye. TTFN. Tata for now. Bunu ben de yeni duydum. Tata for now, yani görüşürüz, bye bye anlamında kullanılıyor. Çok sık kullanan yok sanırım. Yani çok popüler bir ifade değil. Sanırım daha eskice, daha buralıların gerçek anlamda kullandığı bir ifade. Bir sonraki the book. Biliyorsunuz daha önce de çok bahsettim. Facebook grupları var vesaire. Çok kullanılıyor bu sözcük. The book. Ya da bog roll. Yani bunu espri yaparak da kullanıyorlar çoğu zaman. Anlamı şu, tuvalet demek, the bog. Could you please tell me where the bog is diye bir arkadaşınıza sorabilirsiniz. Ama bunu bir kafeye gidip sormayın. Yani çok hoş karşılanmazsınız. Aynı zamanda şimdi bu korona döneminde çok kullanıldı. Biliyorsunuz tuvalet kağıdı şeyi kara borsaya düştü. Bayağı bir espri konusu olmuştu. Bog roll. Bog roll gören bulan var mı diye sürekli herkes birbirine soruyordu. Öyle. Bog. Bir diğer benim şaşırdığım, duyduğumda ve sonrasında öğrendiğimde çok şaşırdığım bir ifade sos. Hani bir şey olduğunda özür dilemek istediğinizde I'm sorry dersiniz ya, burada sos. Sos. Kısaca yani bu aslında slangler
biraz kısaltma gibi düşünün. Birçok şeyi kısaltmışlar, etmişler. Artı tabii biraz da değiştirmişler yani. Bir sonraki sözcüğüm knackered. Çok yorgun olmak. I was so knackered that I went to bed so early. Bir de şey var, Cockney'de bir ifade var, bu knackered demiyorlar da I am cream crackered. Bu Cockney'yi daha önce ara ara söylemiş olmalıyım bu videolarda. Bu East London, Doğu Londra'nın bir aksanı ve böyle bilmece gibi bir aksan, yani aksanı da var, ayrıca bir dili de var, yani bilmece gibi ifadeleri var. İşte my china plates mesela mates, arkadaşlar anlamına geliyor. Burada da I am cream crackered, çok yorgundum, crackered'dım, yani çok yorgundum anlamına geliyor. Seviyoruz bu dili. Yeni yeni şeyler hala öğreniyorum, yani öğrenmenin sonu yok zaten. Burası çok aksanlı, çok dilli bir şehir. Dolayısıyla şanslıyım yani, her gün yeni bir şey öğreniyorum. Sonra size şu Cockney accent'in, Cockney aksanının slang olan bu rhyming şeylerin, yani kafiyeli bilmece gibi cümleleri var demiştim ya size. Onlarla ilgili bir video yapacağım. Bunları ben çok hoşuma gidiyor. Çok kullanan yok aslında civarda ama benim özel bir ilgi alanım var. Bu konuda bir video yapayım istiyorum. Eğlenceli bir şey olacağını düşünüyorum. Bu I am cream crackered gibi. Bir diğer ifademiz bu sorry anlamında değil, yani sorun değil, dert değil, problem değil anlamına gelen no biggie. Bunu da çok seviyorum. Mesela işte diyorlar ki size, biraz sizi bekleteceğiz, 5 dakika bekleyebilir misiniz diyorlar. No biggie, I'm not in a hurry diyebilirsiniz. No biggie. Şimdi biriyle dalga geçmek anlamında take the mickey out of someone ifadesi kullanılıyor. Hatta şöyle de kullanılabiliyor, yani benimle dalga mı geçiyorsun anlamında. Are you taking the mickey out of me? Benimle dalga mı geçiyorsun, kafamı buluyorsun anlamında. Bu da gerçekten güzel bir ifade. Ya da take the piss, daha böyle şey anlamında, o daha formal, daha hani herkese kullanabileceğiniz bir ifade. Take the piss out of me ya da take the piss olarak kullanılabilir. Ya da take the mickey. Mickey daha hoş bence. Gerçekten bu dille neler yapmışlar bunlar. Mickey'yi bile alet etmişler yani o dalga geçme olayına. Are you taking the mickey out of me? Hmm? Kafamı buluyorsun benimle. Bir diğer kelimemiz dodgy. Yani güvenilmeyen, işte sağlam olduğu düşünülmeyen. He seems a bit dodgy. Mesela birini çok iyi tanımıyorsunuz, yeni tanıştınız ama böyle şey, kapalı bir kutu, aynı zamanda da tuhaf hareketleri var. He's a bit dodgy diyebilirsiniz. Comfy biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Yani çok çok da öyle ahım şahım bir kelime değil. Rahat, kullanışlı anlamına gelen comfortable sözcüğünün daha böyle bir kısaltmışlar. Comfy. Comfy. Aynı şekilde fab, fabulous, harika anlamına geliyor. Fab. It's a fab t-shirt. When I don't work, I go bonkers. Bonkers. Bonkers yani deli, aklını kaçırmış, deli anlamında kullanılıyor ve çokça karşılaşılabilecek bir kelime. Neye kızsalar bonkers diyorlar. Ne bileyim, this drives me bonkers, bu beni deli ediyor anlamında çok kullanılıyor. Mutlaka öğrenilmesi gereken, bilinmesi gereken bir sözcük diye düşünüyorum. Kappa. Can I get a kappa, please? Burada kappa çay anlamına geliyor. Yani bir fincan çay. Ama hani o bildiğiniz sert bitki çayı da değil, işte siyah çay da değil. Bildiğiniz İngiliz çayı, sütlü. Kappa. Evet, bugünkü bölümün de sonuna geldik. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve abone olun, tamam mı? Bye bye.